Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size köpeklerde yıkama olayını anlatacağım. Yine klinimizde bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. İşte köpeklerimizi ne zaman yıkayalım? Hangi sıklıkla yıkamamız gerekiyor? Yıkarken nelere dikkat edelim? İşte köpeği biz çiftlikten veya pet shop'tan veya bir yerden sahiplendik ama çok kötü kokuyor, bunu ne yapmamız gerekiyor gibi sorular devamlı gelen sorular. Şu an hava değişmeye başladı biliyorsunuz arkadaşlar. Yaza doğru geçiyoruz artık. Çocuklarımız da bahçelere yavru köpek isteyenler oluyor artıca. İşte dışarıda gezdirmek için, evde beslemek için talepler gün gittikçe artacak, hava ısındıkça. Çünkü bunları yıllardır yaşıyoruz ve yaz aylarında herkes köpek sevdası biraz daha artıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi köpek 45 gün annesine emdikten sonra biz işte 50. gün veya 2. aydan sonra sahiplenebiliriz. Sahiplendiğimiz zaman biliyorsunuz ilk başta iç dış parazitini yaparak sahipleniyoruz. Aşı programımız başlıyor. Yıkama olayı da arkadaşlar biz şunu yapıyoruz. İşte karma 1, papi değil bir, karma 1, karma 2 yani aşılar bittikten sonra yani köpeğimiz 3 aylığa yakın olduktan sonra artık yıkayabiliriz. Bronşin aşıları var biliyorsunuz. Onlar da yapıldığı zaman daha da sağlıklı olur yıkama olayı. Yani 2. aydan sonra, 2,5 aylıktan sonra yıkayabilir. Ama yıkarken de nelere dikkat edebiliriz arkadaşlar? Yani hemen aldık işte annesinin altından veya çiftlikten veya bir yerden sahiplendik. Hemen banyoya sokalım, yıkayalım değil arkadaşlar. Aşılarını yaparken toz şampuanlar var biliyorsunuz. Pet shoplarda, kliniklerde bunları temin edebilirsiniz. Anneden aldıktan sonra bir bebek ıslak mendille, alkolsüz, iyice bir silebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yavrunuz çok küçükse veya küçük bir ırksa, işte Chihuahua, Yorkshire, Pinscher, Pomeranian gibi ırklarsa hemen toz şampuanı kullanabilirsiniz ve bununla başlayabilirsiniz. Bundan önce de dediğim gibi bütün vücudunu ıslak mendille silip, sonra kurulayıp, sonra yine pet shoplardan veya kliniklerden temin etmeniz gereken şey taraklar var arkadaşlar. Düzenli olarak taramaya başlayacaksınız. Yıkarken, yıkamaya geçmeden önceki dönemde toz şampuanla başlayacağız arkadaşlar. Veya şu an pet shoplarda var, köpükler çıktı biliyorsunuz. Sıkıyorsunuz köpüğü, siliyorsunuz, duruluyorsunuz. Yani sildiğiniz zaman yine ıslak mendille veya herhangi bir nemli bezle o da üstündeki bütün kiri alacak, kokuyu almış olacak. Ama uzun tüylülerde genelde toz şampuanla fırçaladığınız zaman sabah akşam zaten bunların işte vanilya kokulu, işte farklı kokularda olan işte bahar kokulu, çiçekli gibi vesaire kokulu olanlar var. O kokuyu köpeğin üstündeki en kötü koku gitmiş olacak. Hani toz şampuanla pisliğini temizlemiş olacağız. Aşılarına başladık diyelim. Karma aşı bittikten sonra işte köpeğimizde birazcık size alıştıktan sonra artık yıkayabileceğiz. Yıkarken de nelere dikkat edelim? Birinci olarak hava gayet güneşli olması gerekiyor arkadaşlar. Sıcak ortamda olması gerekiyor yani köpeğimiz. Ona ait bir tane havlu alalım arkadaşlar. Havlusu olsun. Havluyla da o da bize kalacak. Sadece ona ait olmuş olacak. Abla bir bakar mısın? Burada da kullanabileceğiniz köpekler için köpeklerin bir ışık derecesi düştü. Böyle mi olur? Baksana. Kestirdim şeyi de. Yok, şarjı bittiği için. Azaldı. Azaldığı için var. Devam ediyor. Evet. Yıkama olayında da arkadaşlar sıvı şampuana geçtiğimiz zaman da 2 aydan sonra buna ait özel havlularımız olacak. Boynundan altına önce köpeğimizi ılık suyla dikeceğiz, durulayacağız. Ondan sonra şampuan kafadan kuyruğa doğru sıkacağız ve elimizle köpürteceğiz. Ondan sonra tarıyoruz. Tarıdıktan sonra yine ılık suyla duruluyoruz. Sonra kafa kısmını yıkıyoruz. Bu esnada kulak içleri ve göze suyun kaçmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra iyice duruladıktan sonra da çok iyi kurulamamız lazım arkadaşlar. İşte en çok atladığımız olay bu. Şurası çok önemli arkadaşlar. Yani biz Antalya'da yaşıyoruz. İşte çok sıcak hava. İşte Kemer'deyiz. İşte İzmir'deyiz. Zaten çok sıcak. İşte yıkayayım, su tutayım, bırakayım. Biraz serinlesin dediğiniz dakika köpeklerde mantar başlıyor. Ondan sonra ciddi bir tedavi, sıkıntılı bir süreç başlamış oluyor. Biz köpeğimizi iyice kuruladıktan sonra zaten o serinlemiş olacak arkadaşlar. Sakın köpeğinizi ıslak bırakmayın. Denize bile götürseniz bazı arkadaşlarım işte Golden Retriever gibi, Labrador gibi köpek ırklarını sahil kenarında yaşayan arkadaşlar işte sabah yürüyüş yapar. Kendileri de denize girer. Biz Antalya'da yaşıyoruz. İşte köpeği de
denize giriyor. Çıkınca üstüne biraz su tutuyorum. Zaten serinlemiş oluyor çok sıcaklarda. Rahatlamış oluyor diyor. Ve sonra şunu yaşıyoruz. Aradan 20 gün geçiyor, 10 gün geçiyor. İşte Barış Bey bunun tüyleri dökülmeye başladı. Bölgesel açılmalar başladı. Kazıntı alıyoruz. Laboratuvara gönderiyoruz. Bakıyoruz mantar başlamış. Ve biz bunu defalarca dile getirdiğimiz için siz plaja giderken kendiniz için havlu alıyorsanız onun için de bir havlu alacaksınız. Çok iyi kullanmanız gerekiyor. Yıkama olayı arkadaşlar her gün yıkamayacağız köpeğimizi. 15 gün arayla yıkayacağız. Bunun sebebi de köpeklerin üstünde bir yağ tabakası var arkadaşlar. Bu yağ tabakası köpeğin tüylerin dökülmesini engeller. Köpeğin parlak olmasını sağlar. Vücut dengesini sağlar. Sıcaklığının dengesini sağlar. Biz bu yağ tabakasını yıkarken üstteki yağ tabakası gittiği müddetçe aşırı tüy dökülmeleri başlar. Onun için 15 günde bir yıkamamız doğru olandır arkadaşlar. 15 günde bir yıkadık ama onun dışında da dışarı çıkartıp geldiğim zaman toz şampuanla pudrayla döküp üstüne fırçalayabiliriz. İşte ayak uçlarını, patilerini sabunlu bezlerle silebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde 15 günde bir yıkıyoruz şampuanıyla. Gün içinde uzun tüylü ise veya kısa uzun tüylü ise toz şampuanla, kısa tüylü ise köpüklerle silebiliriz. Zaten 2-3 yıkamadan sonra yani 1,5-2 aydan sonra bakacaksınız köpeğinizde hiçbir şekilde koku da kalmamış olacak. Sağlıklı tüyleri olmuş olacak, derisi, tüyleri parıl parıl olmuş olur. Ne kadar çok sıklıkla tararsak köpeğimiz arkadaşlar o kadar tüyleri canlı olur, parlak olur. Yıkama olayında aşılar bitmeden başlamıyoruz. Çok iyi kuruluyoruz. Ona ait bir bölüm yapın. Şampuan, toz şampuan, fırçası, havlusu, köpüğü. Bunlar her zaman elimizin altında olsun arkadaşlar. Yine kafanıza bir şey takılırsa bize ulaşabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın.